Dakikalar önce aslında devir teslimi de gerçekleştirildi. Hemen arkamızda Muharrem Akkaya buradan ayrıldı. Yani eski başkan buradan ayrıldı. Yeni başkan ise Ahmet Yener olmuş durumda. Kuşkusuz önemliydi. Görev süresi devam eden isimlerden bir tanesiydi Ahmet Yener ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı oldu. Kuşkusuz önümüzde önemli bir seçim var ve bu seçimde önemli bir görevi de sürdürecek. Bu açıdan oldukça dikkat çekici. Tabii ki bir de başkan vekili var. Ekrem Özübek de başkan vekili olmuş durumda. Tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nda son seçimde Sadi Güven görev yapmıştı. Onun akabinde emekli olmasının ardından Muharrem Akkaya görev gerçekleştirmişti. Ancak Muharrem Akkaya, Cengiz Topakbaş, Kürşat Hamurcu ile yine Danıştay kontenjanından gelen Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri bitmişti. İşte bunların yerine 5 isim YSK üyeliğine seçilmişti. Kısa bir süre önce burada işte o isimler önce yeminlerini ettiler. Daha sonra ise başkan seçimi gerçekleştirildi ve bu başkan seçiminde ipi gösteren isim Ahmet Yener oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı oldu. Ahmet Yener kimdir efendim? Şöyle kısaca tanıtalım dilerseniz. 13 Nisan 1966 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelen bir isim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir isim. 22 Aralık 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilmiş bir isimdi ve halen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi üyesi olarak da görev gerçekleştirmekteydi. Öte yandan bir önceki dönemde de Yüksek Seçim Kurulu üyesi olmuştu. İşte bu hususta bugün yapılan seçimde yeni başkanı oldu ve önümüzdeki o önemli seçimde o görev alacak ekibiyle birlikte kuşkusuz bu hususta kısa bir süre sonra biz de içeriye gireceğiz. Hem başkanı hem de üyeleri görüntüleme imkanı bulacağız. Bunu da belirterek sözü yeniden size bırakalım.